yine elektrikli bir otomobil macerası başlıyor arkadaşlar. Bu şarj noktalarının sayısının artması değil, burada kullanıcıların kesinlikle önce bir birbirine saygılı olması lazım. Klima ve diğer argümanlarsa 2.1 kW tüketmiş. Benim için tehlike çanları çalıyor muydu acaba? Yolda kalacağız. Yolda kalacağız. Vallahi bitti. Dizel arabayla gene yanaşamadık. Arada ciddi bir fark oldu özetle. LPG'li bile olsa, ki LPG'nin fiyatları şu an ben 19.80'den hesapladım ki 22-23 liralara hesaplıyoruz. Yine ben ve yine elektrikli bir otomobil macerası başlıyor arkadaşlar. Bugün Megane E-Tech ile beraberim. Şimdi Megane E-Tech ile şarj noktasına geldik. Buradan şarj edip Ankara yolculuğumu gerçekleştireceğim. Ankara'ya gidene kadar nerede ne kadar şarj ettik, ne kadar para ödedik. Bunun gibi hesaplamaları sizler için yapacağım. Özetle hani şunu baştan bir kez daha hatırlatayım. Bu yaptığımız yolculuklar, bu yaptığımız testler, bu yaptığımız değerlendirmeleri videoyu next yapmadan oturup düzenli, düzgün bir şekilde izlerseniz hani ne demek istediğimizi, ne anlatmak istediğimizi, neyin ne olduğunu gerçekten ama gerçekten anlarsınız. Ama öyle next yaparsanız, çat çat geçerseniz, abi şunu anlatmadın, bunu anlatmadın, şunu es geçtin, bunu böyle yaptın gibi ilginç yorumlarla karşı karşıya kalabiliyorum arkadaşlar. Özetle bunu bir kez daha buradan altını çizerek belirteyim. Ve hiçbir şekilde, şunu da altını çizmek istiyorum, hiçbir şekilde hiçbir marka, hiçbir distribütör hani bir şekilde para verip de bana yanlış olan bir şeyi doğru diye anlattıramaz arkadaşlar. Bunu baştan size söyleyeyim. Bu konuda tarafsız olduğumu bir kez daha altını çizerek söylemek istedim. Şimdi Ankara yolculuğu ortalama 450-470 km civarında. Girişine göre hesaplıyorum ve hani aracımızda zorlu ve farklı minimum şarj noktalarının kartları var. Bunlarla birlikte yola çıkacağız ve biraz hem elektrikli otomobilin hani uzun yoldaki sıkıntılarından bahsedeceğim. Bir de tabii ki günün sonunda detaylı bir değerlendirme yapacağız. Acaba tek depoyla gidebilir miydik? Daha önce yayınladığım karşılaştırma videosundaki Megane E-Tech'te ısı pompası yoktu. Bu seferki aldığım Megane E-Tech'te ısı pompası var. Bu ısı pompası bize ne kadar katkı sağlayacak, ne avantajları var gibi detayları da orada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. %44 ile gelmiştim bu şarj noktasına. Şimdi tekrar sizler için bir kapı açtım. Çok güzel bir karşılamayla bize merhaba diyor Renault Megane E-Tech. Bakalım. Ben burada %44 ile gelmiştim. %54 olmuş. 50 dakikada dolacak diyor. Özetle ZES'in şarj noktasındayım. 180 kW'lık CCS şarj noktasındayım. Biz şu an maksimum %80 alıyoruz bu noktadan. Hemen yan tarafta da TOG var. TOG bağlı. O da %80'e gelmiş. 27 kW'a düşmüş şarj alımızı. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım. Yarın yola çıktığımda neler bizi bekliyor? Nelerle karşı karşıya kalacağız? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 21 dakika kaldı diyor %100 şarja. Şu an %91 oldu. 419 kilometreyi gördük. Şu an ben sökeceğim. Daha da fazla geç kalmak istemiyorum. Önce bir gidip dinleneceğim. Daha sonrasında sabah yola çıkacağım. 20 dakika sonra %100 dolu olacak diyor. Zaten şarj noktasındaki şarj da iyice yavaşladı. O sebepten dolayı hemen sökmek istiyorum. Sonrasında bakalım ne kadar kilowatt dolumu sağlamışız. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly I'm not. Şimdi Ankara'ya gelmek üzereyiz ama Bolu'da bir mola vermek zorunda kaldık. Menzilimiz yaklaşık 70 kilometreye kadar düştü. Yaklaşık olarak 220 kilometre yol kat ettik. 70 kilometre ile Bolu Highway'e vardık. Burada ZES'in ve aklınıza gelecek birçok farklı şarj markasının dolum noktaları var arkadaşlar. Ama bu kadar yoğunluğa rağmen hani ZES ve benzeri noktalar çok daha bilinir olduğu için gördüğünüz gibi bakın az önce burası doluydu. Şimdi böyle gördüğünüz gibi herkes şarj ediyor. Bir kere şunun altını çizmem lazım. Bu şarj noktalarının sayısının artması değil,
Burada kullanıcıların kesinlikle önce bir birbirine saygılı olması lazım. Düşünerek hareket etmesi lazım. Az önce mesela bir yere park ettim. Sağ noktaya park eden adam sağdaki şarj noktasını kullanacağına soldakini kullanmış. Bu sebepten dolayı ben şarj edemedim. Ve hani farklı bir noktaya gitmek zorunda kaldım. Hani şarj noktası dolu olsaydı bayağı sıkıntı çıkacak benim için. Şimdi gelelim esas mevzuya. Ne kadar sürecek, ne olacak, ne bitecek. Bakın şarj noktasını bağladım. Buradan size göstereceğim. Şimdi yaklaşık 2 dakika oldu. 98 ile. Bu arada 400 kW'lık bir noktada şarja başlıyoruz. Ve 2 kişi şarj etmemize rağmen 103, 105, 80 o civarlarda gidip geliyor. 2 dakikadır 4.7 kW'lık bir batarya bize kazandırmış. 60 dakikada diyor, dolar diyor. Bunu da burada belirtiyor. Şimdi gelelim bir de aracın içine. Bakın burada da aynı şekilde 100 kilometreye gelmiş 70'ten. %31 film dolu ve yaklaşık 1 saatte dolacağını vaat ediyor bana. 1 saatte %100 dolacak. %80'e ise 30 dakika var diyor. Bakın şurada göstereyim size. Şuradaki 30 dakikayı görüyor musunuz? %80'e 28 dakikada dolacak. Yani aslında şunu demek istiyor. %20 ile %80 arasını çok iyi kullanırsanız 30-40 dakikalık şarjlarla birlikte yolunuza çok rahat devam edebilirsiniz. Ama şunu bir daha baştan söyleyeyim. Tek şarjla şu an ulaşmamız biraz zor idi Ankara'ya arkadaşlar. Zaten bununla ilgili detaylıca bir video sonunda anlatım yapacağım arkadaşlar. O sebepten dolayı da hani şimdilik videoyu izlemeye devam edin. Aracımız şarj olsun. Biz de gidelim. Biraz karnımızı doyuralım. Ve daha sonrasında yola tekrar devam edeceğiz. 1 saatlik sürede de yani %80 olması için 30 dakikalık bir süre lazım. Biz biraz da hani kahvaltı yapalım vesaire derken 1 saat oyalanacağız. %100 şarjla otomobilimizi alacağız. Böylelikle Ankara'ya vardığımızda menzilimiz de ekstra olacak. O sebepten dolayı da burada biraz fazla ara vereceğiz. Yani yaklaşık 1 saat. Dikkat ettiyseniz %20'den %80'e çok hızlı şarj ediyor dedim ya, 28 dakikada şarj oluyor. %80'den %100'e ise yine 30 dakika sürüyor. Gördüğünüz gibi burada o aralığı kullanırsanız gerçekten çok mantıklı cihaz oluyor elektrikli otomobiller bizim için. Megane'la birlikte çıktığımızda şarjımız %83 doluydu. 328 kilometrelik bir menzil sunacaktı. Biz de çıktık yola. Yani ben dün akşam full şarj etmeyi düşünüyordum ama biraz daha uzun sürüyor. Hani %80'den sonraki dolumlar gerçekten %20 ile %80 arasındaki dolum süresinden neredeyse aynı sürede doluyor. Bu pili korumak için ve ısıdan kaynaklı problemleri ortadan kaldırmak için. Zaten aracımızda ısı pompası da var ve ekstradan da pil soğutma teknolojisi de var. Yani pili ideal sıcaklıkta tutup sistemin daha verimli şarj olmasını ya da deşarj olmasını sağlıyor. %59 dakika olmuş. 48.9 kW'lık şarj çekmişiz, enerji çekmişiz. Şu an anlık olarak da 10.9 kW alıyoruz. Dediğim gibi %100'e yanaştığı için bildiğiniz çok azaldı. %100 gösteriyor ama arabada %100 göstermiyor. %99 gösteriyor. Onun için şurada 6 dakika var gösteriyor. Şimdi zaten şarjı durduracağım. Elektrikli otomobillerin bir gerçeğini daha açıklayayım size arkadaşlar. Yani hayatımızda artık çok fazla var olmaya başladılar. Hatta bakın burada elektrikli e-transitler, yani ticari amaçlı kullanımda olan e-transitler burada gelip şarj noktasında şarj oluyorlar. Şu an bakın belli bir süre önce geldiler şarj olmaya. Burada göstereyim. Bunlar da 85 kW çekiyor şu an. 19 kW enerji almışlar zaten. Diğeri de burada. Yani artık ticarette de böyle elektrikli otomobiller görmeye başladık. Gördüğünüz gibi %100 şarjımız burada dolu. 307 km gösteriyor. Şunu hemen Eco'ya alalım. Bakalım bir miktar gidince bence bu değişecek. Çünkü 307 km değil. Biraz daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum. 15 kW'tı ortalama tüketimimiz. Hala 15 kW olarak görünüyor arkadaşlar. Bakın burada klima çalıştığı için gördüğünüz gibi pilden klimaya da tüketime bakalım. 412 kilometrelik total mesafenin ortalaması burada yazıyor. 15 kW. Klima ve diğer argümanlarsa 2.1 kW tüketmiş. Yani 412 kilometrede ortalamamız. Bizim zaten 200 kilometrelik ortalamamız da buydu. Şimdi tekrar çıkalım, devam edelim yolumuza. Hatta bunu da bir sıfırlarız. Bir de
Ankara'ya vardığımızda değerlendirmesini yaparız arkadaşlar. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'll never stop. Ve nihayet Ankara'ya vardık. 400 kilometrelik menzilimizi tamamladık. Şimdi size bu 400 kilometrenin ufak bir değerlendirmesini yapayım. Bakın arkadaşlar, 400 kilometre, ortalama 77 kilometre hız ve 16.3 kilometre menzil. Şimdi sabah çıktığımızda biraz trafik vardı İstanbul'da. Sabah saat 8.30 gibi çıktık. Saat 2.30. Yani ortalama 6 saatte Ankara'ya varmış olduk. Burada bir kere mola vermiş olduk. Ve gerçekten hani hızlıca şarj edip yolumuza devam ettik. Şimdi bir noktaya daha geldim ben. Ankara'nın hemen girişinde. %47 şarjım var. 184 kilometre menzilim var. Ve hani neredeyse yarısından biraz az bir şarjım var. Burada şarj edeceğim. Aslında etmeme gerek yok. Hani bununla devam edebilirim Ankara içerisinde ama günün sonunda burada bir kere daha şarj edip Ankara içinde rahat rahat dolaşmak istiyorum. O sebepten dolayı da şimdi burada şarj edeceğiz. Ama bu sefer %100 şarj etmeyeceğim. %80'e kadar şarj edeceğim. %30'luk bir dolum gerçekleştireceğim. Bakalım ne kadar kısa sürede hızlıca şarj edecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Burada şunun da altını çizeyim. 16.3 kW'la ortalama geldik 400 kilometreyi. Yani özetle şöyle söyleyeyim. 100 kilometrede 16.3 kW. 60 kW'lık net kullanım bataryası var Megane E-Tech'in. Baktığınız zaman 16, 32, 42, 48. Yani tek şarjla çok zor bir ihtimalle Ankara'ya varmanız. O sebepten dolayı yolda bir kere %80'e kadar şarj etmeniz, yani Bolu'da bir kere şarjla birlikte gerçekten hani kısa sürede Ankara'ya vardırıyor sizi. Çünkü ben 30 dakika beklemedim Bolu Highway'de. 1 saat bekledim %100 şarj olsun diye. O sebepten dolayı biraz zaman kaybımız oldu. Yoksa normalde 5,5 saate buraya çok rahat bir şekilde inebilirdik. Şimdi hemen şarja takayım ve daha sonrasında kullanılan kilovatı görelim. Ve daha sonrasında da en son masa başına geçeriz. Tüm detayları orada size aktarırım arkadaşlar. Bu arada elektrikli otomobille uzun yolun en büyük keyiflerinden bir tanesi daha az motor sesi duyuyorsunuz. Ve yalıtımınız ise biraz daha az gürültü alıyor içeriye. Megane'da tabii yalıtım çok iyi durumda değildi. Orta karar bir yalıtımla karşı karşıyayız. Yani kesinlikle bu elektrikli otomobili alırsam kesin ama kesin bir yalıtım yaptırırım. Yol sesini özellikle daha azalması için. Megane E-Tech'te yol sesi biraz fazlaydı. O sebepten dolayı motor sesi olmamasına rağmen yol sesi biraz bizi yordu diyebilirim. Ama günün sonunda hani elektrikli otomobille seyahat etmek kesinlikle içten yanmalı motora göre çok daha az yorucu oluyor arkadaşlar. Hadi gelin şimdi şarja geçelim. Şimdi şarj kablosunu bağladım. İniyorum. Burası 180 kW'lık CCS. Burada iki tane var. Hemen kartımızı okutalım. Şarj başlatıldı, lütfen bekleyin diyor. Bekliyoruz. Yavaş yavaş arkadan ince bir ses geliyor. Ve şarj başladı. Şu an 49.6 kW'lık güç çekiyorken bir anda 84 kW'a yükseldi. Bu aralıkta devam ediyor. Diyor ki maksimum 49 dakikada dolacak diye ama diyor ben zaten tamamını doldurmayacağım. Gelelim şimdi arabaya bakalım %80'e ne kadar bir zaman gösteriyor. Hep birlikte görelim. Bakın hemen şöyle göstereyim size. %48'de %80'e dolması için 19 dakika gösteriyor. Bakın şurada yazıyor. 19 dakika. 19 dakikada %80'e hemen varacak. Ve böylelikle hızlıca yolumuza devam edebileceğiz. %100'e şarj etmek için 48 dakika diyor. O sebepten dolayı da hani biz onu çok fazla beklemeyeceğiz. %80 olunca direkt çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Uzun yol konusunda bir değerlendirme yaparsak bence elektrikli otomobil gerçekten keyifli bir makine. Bu her elektrikli otomobil için
geçerli. Öyle dediğiniz gibi çok korkulacak durumlar yok ama şunun altını çizmem lazım. Eğer ki elektrik şarj noktaları çoğalmadığı durumda işler biraz değişir. Ne oranda değişir derseniz özellikle yazın çok fazla elektrikli otomobil bir anda buralara şarj noktalarına ulaşmak isteyeceği için bayağı kavgalar olabilir. Hatta ben Bolu Highway'de bir kavga yapacaktım neredeyse. Adam ikili şarj noktasında sola yanaşıp soldaki hub'u kullanması gerekirken sağdaki hub'u kullanmış. Ben ne ileri yanaşsam da ne geri yanaşsam da hiçbir şekilde hub'a ulaşamadım. Biraz serzenişte bulundum arkadaşlar ama onlar beni çok salladığını zannetmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Bunun altını çizmem lazım mutlaka. Şarj noktası şöyle gördüğünüz gibi yanda olduğunda bence çok başarılı olmuyor. Bence şarj noktalarının hepsi kesinlikle burada olmak, yani ön tarafta. Özellikle Zoe bu konuda çok başarılı. Ben olsam Renault mühendislerinin yerinde bir sonraki şarj noktasını kesinlikle ön tarafa konumlandırırım. Tabii ön tarafta konumlandırmamaların sebepleri var. İşte genelde kazalar önden yaşandığı için bu sebepten dolayı hani şarj noktasını koruma amaçlı bu kapağı oraya koymuyorlar. Bir de oraya koyduklarında bir mekanizma yapmak zorunda kalıyorlar. Vesaire vesaire. Bir bayağı bir iş uğraş kısmına dönüyor. Ve tabii maliyetler artıyor. Özetle hani ön tarafta olması ya da arka tarafta olması birçok konuda size avantaj sağlayacaktır. Yanda olması bence şarj noktası konusunda işte böyle bazen düşüncesiz insanlar sebebiyle problem yaratabiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi %80'e kadar şarj ettim. 303 kilometre menzil gösteriyor. Ankara içindeyken kilometreyi sıfırladım. Yeni seyahat oluşturdum. Bakalım Ankara içinde nasıl bir ortalama tutturacağız. Hep birlikte onu bir detaylıca görelim. Diğer şarj ettiğimde bu değerlendirmeyi sizlerle yaparız. Ankara içerisinde gezeye devam ediyoruz. Bir yandan da hani bir şarj noktası yakaladım. Hemen şarj etmek istiyorum. 60 kW'lık bir CCS şarj noktası. Hemen burada kısaca bir şarj edip hani yoluma devam edeceğim. %60 şarjla geldim buraya. Aslında hani gerek yoktu şarj etmeme ama hazır buradayken AVM'ye de gidiyorken hemen bir hızlı şarj edeyim dedim. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın %60 şarjla daha yeni taktım. Tanımlama devam ediyor. Birazdan burada ne kadar sürede şarj olacağı yazacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi şarj noktalarıyla alakalı şöyle sıkıntılar anlatayım size. Şu şarj noktasına götürmüştüm. Bağlamıştım. Bayağı uzun süre bekledim, olmadı. Şuradaki şarj noktasına tekrar taktım. Bakın göstereyim size. Şimdi başladı. %61 oldu. 17 dakikada %80'e ulaşacak. Zaten %80 benim için yeterli. %100 olması için de diyor ki 50 dakika beklemen gerekiyor diyor. Bunun için bekleme gerek yok. Yani sadece 17 dakika şarj etmeyle %80'e ulaşıyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. %20 ila %80 arasını çok iyi kullanırsanız elektrikli otomobillerle problem yaşamazsınız. Hızlı hızlı şarj edersiniz. Bakın burası 60 kW'lık şarj noktası. O sebepten dolayı yani kısa sürede şarj edip yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Bu şarjın ne kadar tuttuğunu da size hemen birazdan göstereceğim. Şunu da göstereyim. Bakın şehir içerisinde kullanacağım dedim. Kullandım gördüğünüz gibi. 16.6 kW. 19.4 km hızla gitmişim. Bir sabah bir rota yaptım. Bu kısa rotadan sonra ortalama hızım bu. Tüketilen de 16.6 kW. Şimdi Ankara'dan dönüş yapacağım. %80 şarj edeye de gidecektim ama bu sefer biraz daha limitleri zorlayacağım. Hani burada Ankara'da bir AVM'de şarj ediyorum. %100 şarj edeceğim. Ondan sonra buradan çıkacağım. Ve hani gidebildiğim kadar gideceğim. Hani Bolu Highway'e ulaşmayı düşünüyorum. Orada bir şarj noktasında duracağım. Şarj etmeyeceğim. Bakacağım yani oradaki duruma. Ne kadar bir menzilim kaldı, ne oldu, ne bitti. Ona göre karar vereceğim. Şimdi şöyle göstereyim size. Hızlı şarjların olduğu yer var. Bir de yavaş şarjın olduğu yer var. Ben yavaş şarjı tercih ettim. Niye abi yavaş şarjı tercih ettin diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama zaten hızlı şarja da taksaydım. Şu an %74'lük bataryam dolu. Hızlı şarja da taksaydım 1 saat gösterecekti %100. Yavaş şarja da taksam 1 saat gösteriyor. Sadece %80'e kadar olan kısmını belki 7-8 dakikada doldurabilirdik hızlı şarjda ama yavaş şarjda 14 dakika sürüyor. Bence gerek yok. Çünkü bu AC şarjların kilowatt bedeli daha düşük olduğu için özetle hani burada bunu tercih ettim.
ve yani yaklaşık olarak örnek veriyorum 15-20 kW da olacak. Burada 8-9 liralardan fiyatlandırılacak ama burada 6-7 liralardan. Yani bunu tam net rakamlarını size anlatacağım, aktaracağım. Ama şimdilik şarj olsun. Daha sonrasında detayları konuşacağız zaten. Hadi gelin şimdi şarj olmasını bekleyelim. Ve şarjı %100 doldurduk. Gösteriyorum. Bakın şöyle daha yakından göstereyim. Ay. Ve yeni seyahati de yapıyoruz hemen buraya. Sıfırladık. Şimdi tamamen şarj etmeden gidebildiğim kadar gideceğim. Tek şarj kısmında ne kadar menzil yol alabileceğim hep birlikte göreceğiz. Rota 429 km. 4 saat 15 dakika diyor. Bakalım biz hem zaman olarak ne kadar sürede varacağız hem de tek şarjla varabilecek miyiz? Şimdiden hemen düştü menzil. Bakalım neler olacak. Çıkalı 11 kilometre oldu. Ve ortalama hızımız 40 kilometre. Şehir içerisinde gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. 5.5 kW diyor. Şu an bakıyorum 388 kilometre gidebilir diyor. Ne dersiniz, başaracak mıyız acaba? Tek şarjda gidebilecek miyiz? 404 kilometre kaldı. %98'de 400 kilometre menzili gördük az önce. 399'a indi. Bakalım. Ben umutluyum. Bayağı bir yanaşacağız İstanbul'a. Yani tabii ki şarj noktalarını kovalamam gerekiyor. En yakın ve en son kullanabileceğim noktaya kadar kullanıp öyle şarj edeceğim. Benim için tehlike çanları çalıyor muydu acaba? Ayarladığım lokasyon 224 kilometre. Menzilim 228 kilometre. Yolda kalacağız. Kalacağız yolda. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum ben de. Yokuş inerken bayağı kazanmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Kalacağız mı yolda? Bakalım hep. We all just hate on everything is killing me. Thoughts build quick causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can never say never. Yolda kalacağız. Yolda kalacağız. Vallahi bitti. Vallahi bitti. Şaka şaka, neyse, tam %14 ile 73 kilometre kala şu Pause Park'a geldik. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan kapatıp durağı kaldır diyorum. Bakın 101 kilometre daha şeyimiz var, yolumuz var. Ve 73 ile geldik buraya. Yani özetle hani çok böyle sıkarak kullanmanız lazım ki bu tarz bir rotayı tamamlayabilirsiniz. Bu arada şarj istasyonu yolun diğer tarafındaydı. Gidip dönüp gelmek zorunda kaldım. Orada da biraz vakit kaybettik. Bundan bir sonraki istasyon 30 kilometre uzaktaydı ama çok fazla kasmaya gerek yok. Hani özellikle uzun yolda çok fazla kasmaya gerek yok. O sebepten dolayı da hani gelip burada hemen şarja koymak istedim. Şimdi burada şunu yapacağım. Şunu göstereceğim size. %14 ile şarja koyduğumda %80'e ne kadar kısa sürede varacak? Hep birlikte göreceğiz değerlendirmesini. Bakın başladı. 180 kW'lık bir noktadayım. 79'da çekiyor. Daha şimdiden 0.2 kW yüklendi. Diyor ki tamamını 74 dakikada doldururum diyor. Gelin bakalım araba diyor ki, araba ne diyor %80'le doldurmak için. Bakın gördünüz mü? %80'i 42 dakikada dolduracağım diyor. Yani 40 dakika bekleyip hemen tık diye bu alana %80'e ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bayağı bir menzilimizi harcadık. Yani %20'nin altına düştük. %20'nin altına düştüğümüz için de zor doluyor. Ama bakın gördüğünüz gibi hızlı hızlı dolmaya devam ediyor. Şimdi ufaktan bir değerlendirme. Birazdan güzel bir manzarayla size yapacağım arkadaşlar. Size çok güzel bir manzaradan
sesleniyorum. Arkamda da Megane'ı görüyorsunuz. Şöyle bir kısa değerlendirme yapayım arkadaşlar. Bir kere şunu baştan söylemem lazım. Kesinlikle elektrikli otomobille rahat rahat uzun yola çıkılır. Bunu baştan söyleyeyim. Belki hani şu bir tereddüt noktası olabilir. Düşük batarya kapasiteli araçlarla uzun yola gitmek biraz zorlu olabilir. Örnek veriyorum, işte 60 kW'ın altında kalan bazı otomobillerle uzun yola gitmek sıkıntı olabilir. Özellikle Skywell videosunda bayağı linç yemiştim ben. İşte tek şarja gidemezsin, şöyle olmaz, böyle olmaz. Arkadaşlar şunu baştan söyleyeyim. Bir kere sizinle benim kullanımım arasında dağlar kadar fark var. Ekonomi yapmak için ciddi manada ben emek çaba sarf ediyorum. Uzun yoldaki kullanım triklerimden bir tanesi de bu rejenerasyonu tamamen devreden çıkarıyorum. Aracın sürekli akış yaşamasını sağlıyorum. Yani yokuş aşağı geldiğinde bırakıp belli bir hıza çıkıp daha sonrasında eğer ki otoban hızlarındaki kuralları geçersem rejenerasyonla bunu geri kazanım şeklinde hem frenliyorum hem geri kazanmış oluyorum. Özetle hani bunu yaptığınızda uzunca bir menzil kazanabiliyorsunuz. Yani tek şarjdan Megane'la gelmek zor. Megane'la gelemezsiniz İstanbul'dan Ankara'ya. Hani ne kadar 400 km menzile sahip olsa da dediğim gibi daha 100 km menzilimiz var. Yani büyük ihtimalle böyle 20 km kala ya da 10 km kala İstanbul'a otomatik olarak yolda kalacaktım. Öyle söyleyeyim. Ama şunu da belirtmem lazım. Şunun altını çizmem lazım. Çok kısa şarjlarla, yani mesela Bolu Highway'de kısa bir şarj yapsaydım direkt İstanbul'a varmış olurdum. Yani burada bir 40 dakika kadar beklemem gerekmezdi. 30 dakika kadar şarj edebilirdim. Yani şimdi o hani böyle ya işte elektrikli otomobille uzun yolculuk mu olur ya, her dakika onu mu şarj edeceğiz gibi böyle saçma sapan yorumlara buradan gülüyorum. Hani uğraşmak istemiyorsanız o başka bir dünya. Uğraşmak istiyorsanız başka bir dünya. Yani hani ikisinin arasında dağlar kadar fark var. Şimdi ben yine bir ana değerlendirme yapacağım. Otomobili güzelce bir temizleyeyim. Uzunca yoldan geldik. Otomobili güzelce bir temizleyeyim. Zaten hani otomobilin detaylarını anlatmıyorum. Çünkü Astra ile karşılaştırmasını yaparken bu otomobilin farklı renkli versiyonunu detaylıca anlatmıştım size. Oradan inceleyebilirsiniz. Ben sadece burada şu ayrımı yapacağım. Bir benzinli, bir dizel, bir de LPG'li olan otomobille bu rotayı yapsaydım ne kadar ücret çıkacaktı cebimden? Onun karşılaştırmasını size yapacağım. Bakalım benzinli otomobil mi mantıklı, dizel otomobil mi mantıklı, elektrikli otomobil mi mantıklı, yoksa LPG'li versiyon mu mantıklı? Gelin şimdi hep birlikte değerlendirme aşamasına ışınlanalım. Videoyu bu bölüme kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeniyi benden eksik etmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çan butonunu da aktif ederseniz ilk yaptığım videoların testlerden önce sizin haberiniz olur arkadaşlar. Bu detayı anlattıktan sonra şimdi gelelim dananın kuyruğunu koptuğu konuya. Yani işte bu hem Ankara'ya gidiş hem de Ankara'dan dönüş o operasyonunda işte nerede ne kadar şarj ettik, ne kadar zaman harcadık ve de bu harcadığımız zaman içerisinde ne kadar bir para ödedik. Şimdi elektrikli şarj noktalarında 60 kW'a kadar olan noktalarda 22 kW'lık noktalarda farklı bir fiyatlandırma, 60 kW'a kadar olan noktalarda farklı bir fiyatlandırma, 60'ın üzerindeki 400 kW'a kadar olanlarda farklı bir fiyatlandırma geçerli. Şimdi biz genelde zaten notlarımı da aldım. Onları da söyleyeceğim. Hani hangi noktada ne kadar hızlı şarj noktasında ne kadar şarj ettiğim gibi böyle ufak tefek hatırlatmalar yapacağım. Genelde biz zaten 180'lik noktalarda yaptık şarjımızı. Ve böylelikle şarj ettiğimiz kilovatı 9.99 TL'den aldık. Yani takribi 10 lira diyebiliriz ona. Ama günün sonunda 9.99 TL olarak hesapladık. Şimdi buradan bir kere İstanbul'dan çıkmadan önce İsmail AVM'de şarj ettim. Burada 180 kW'lık DC şarjlar vardı. Buradaki fiyatımız 9.99 TL. Yani burada %91'e kadar şarj ettim. %100 şarj edecektim ama hem zaman kaçırmamak hem de biraz daha fazla dinlenebilmek için ki videoda anlattım. %91'e kadar şarj ettim. 29.071 kW bir şarj aldı otomobilim 35 dakikada. Ve buraya 296.80 TL'lik bir fiyat ödemiş olduk. Yani bu ilk şarjda böyleydi. Sonra yola çıktık. Ertesi gün yola çıktık. Bolu Highway'e kadar gittim.
59 dakikada 49 kW'lık bir şarj imkanı sağladım. Yani depomda %11.1 kW'lık bir şarj alanı daha kalmış. Bu Bolu Highway'de 400 kW'lık bir şarj noktasına taktım. Ama yine zaten kW'ı değişmedi. 9.99 TL'den şarj ettim. Buraya 49 kW'lık şarj için 489.51 TL'lik bir para ödemiş oldum. İstanbul'dan Bolu Highway'e de gelene kadar 16.1 kW'la geldim. O büyük yokuşlar ve benzeri şeylerle birlikte hani bu tüketim rakamlarına kadar ulaştım. Ankara'ya geldim. Ankara'ya girişte şarj ettim gün içinde kullanmak için otomobilimi. Yine bulmuştum hızlı şarj noktası, yani 180 kW'lık bir şarj noktası buldum. Burada da fiyat 9.99 TL kilowatt başı. Buraya da 206 TL şarj parası ödedim. Orayı da %47'den %80'e kadar 23 dakikalık bir kısa bir şarjla bu fiyatı ödedim. Ankara içerisinde dolandığımızda AVM'de %60 ile şarj noktasına geldim. %80'e kadar 17 dakikada 13.6 kW'lık bir şarj yaptım. Buradaki şarj noktası 60 kW olduğu için 8.49 TL'den fiyatlandırıldı ve bu kısa şarj için 115.464 TL şarj etme opsiyonu olmuş oldu. Sonra Ankara'dan çıkarken İstanbul'a gelmeden önce depom zaten doluydu. Yaklaşık olarak %74'lerdeydi. Burada hemen DC şarjlar yerine AC şarjı tercih ettim. Yani 22 kW'a kadar olan noktayı tercih ettim. Bu noktada tercih etmemizin sebebini videoda gene belirtmiştim ama yine şöyle söyleyeyim. %80 ile 100 arasındaki hızlarda şarj yavaşladığı için zaten hani vaktim de vardı. Daha uygun fiyatlı olması için 22 kW'a kadar olan şarj noktasına taktım. Ama biliyorsunuz ki o AC şarjlarda hani herhangi bir ekran olmadığı için herhangi bir şarj noktasını göremedim. Hani orada da yaklaşık olarak 10 kW'lık ya da siz artık ne kadar diyorsanız. Çünkü ben onun uygulamasını kullanamadığım için göremiyorum. Hani orada da 10 kW'lık bir şarj ettiğimizi varsayarsak 64.90 TL ödemiş olduk. Yani oradaki ortalama kilowatt değerimiz ise 6.49 TL olarak değerlendirilmiş oldu. Yani özetle biraz aslında şarj ederken kar etmiş olduk arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sonra %100'lük şarjla çıktık yola ve şöyle ifade edeyim size. Ben normalde videolarda da görmüşsünüzdür. Ortalama kilowatt değerinin 13.13 kW'a kadar düşürdüm. Yani o yaklaşık olarak bir 300 kilometrenin üzerindeki bir seyahatten bahsediyorum. Ankara'dan Sakarya yakınlarındaki Paus Play'e kadar geldim. Hatta Paus Play yolun tam tersi tarafında kalıyordu. Yani İzmit yönünde kalıyordu. Ben otomatik olarak gidip bir daha dönmek zorunda kaldım. Oraya kadar 354 kilometre yol kat ettim. %14 ile şarj noktasına ulaştım. Ve %80'e kadar 42.7 kW'lık şarj aldım. 36 dakikada bakın. Orası da 180'lik olduğu için 9.99 TL'den fiyatlandırılıyor. O sebepten dolayı da buraya da 426.573 TL bir para ödemiş olduk. Şimdi bunlar çok böyle karışık gelebilir arkadaşlar. Yani bunu böyle 400 kilometrelik bir rotada karşılaştırma amaçlı da şimdi birazdan size anlatacağım ama söylediğimiz rotada şarjlar bu şekildeydi ve kilowatt değerlerini de özetle söylemiş oldum arkadaşlar. Şimdi dedim ya 13.13 kilowatt olarak görmüştüm ortalama tüketimi, yani elektrik tüketimini. Ben sizin için dedim ki lanet olsun, daha da zorlayalım elektrikli otomobilin şansını. 15 kW olarak hesapladım ortalamayı. Zaten videolarda da gördünüz. O 13.13 kW'ı zaten gördük. Bu hesapla yaptığınız zaman yaklaşık olarak otomobil tek şarjla 450 kilometrelere ulaşıyor. Çok rahat bir şekilde. 15 kW yaksın, tam 400 kilometrelik yol kat etsin bu menzille. Şimdi depom hesap ettiğiniz zaman kaç paraya doluyor? 599.4 TL. Yani siz ona deyin ki varsayın 600 TL. 100 kilometrede de ortalama bu kilowattta gittiğim zaman sizin için hemen hesap ediyorum. 15 çarpı 9.99 149.85 yapıyor. Böyle 100 yaptığımızda 1.49 TL gibi şaka bir değer çıkıyor. Yani kilometrede 1.49 TL yakıyor elektrikli otomobil. Şimdi dedim ki bu aynı rotayı dizel arabayla yapalım. 5 litre yakan, yani bakın dibin dibi artık, yani hani maksimize dibin dibi olan bir otomobille yapalım ve 5 litre yaksın. Bakın
400 kilometrede 20 litre yakacaktı. Güncel kur değeriyle çarptığımız zaman, ki bu yine ülkeden ülkeye, şehirden şehire, lokasyondan lokasyona değiştiriliyor ve ben en pahalılarını hesap ettim. 820 TL'lik bir yakıt tüketimi oluyor ve ortalama 100 kilometrede 2.05 TL yakıyor. Dizel arabayla gene yanaşamadık. Arada ciddi bir fark oldu özette. Benzinli araba dedik ki 100 kilometrede 7 litre yaksın. 7 litre yakan bir versiyon olsun. 400 kilometrede 28 litre yakacak. Onu da yine en pahalısından tercih edip 1222 TL'ye 28 litrelik yakıt aldık diyelim. Burada da 100 kilometrede hesapladığın zaman 3.05 TL çıkıyor. Dedim ki hadi bu benzinli arabanın bir de LPG'li olduğunu varsay. LPG'de otomobil benzinle yaktığının 1.2 litre daha fazlasını yakar. 7 litreyi 1.2 TL ile çarptığınız zaman 8.4 litre yakıyor. Dedim ki LPG alsın bu araba. Yaklaşık olarak 33.6 litrelik yakıt yakmış oluyor 400 kilometrede. Buna da 665 TL ödüyor ve 1.66 TL yapıyor kilometrede tüketim, kilometre başına yansıyan TL birimi. Ve gördüğünüz gibi hani arabamız LPG'li bile olsa, ki LPG'nin fiyatları şu an ben 19.80'den hesapladım ki 22-23 liralara hesaplıyoruz. Ben en düşüklerini hesapladım ve elektrikli otomobili daha da böyle ezmeye çalıştım ama buna rağmen yine sonuç değişmedi. Özetle şunu söylemem lazım arkadaşlar. Yani ne yaparsanız yapın, hani elektrikli otomobilin o tüketim değerisini geçemiyorsunuz. Bu bir gerçek. Ki şunu söylemem lazım. Bakın bu süreçte biz sürekli dışarıdan şarj ettik. Ya evden şarj etseydik ne olurdu? Benim kilowatt saat fiyatım 2.20 TL olarak hesaplıyorum. Şimdi hemen şurada hesap yapalım. 2.20 çarpı 15 bölü 100. Değer ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? 33 kuruş. Yani evden şarj etme şansınız olsa, yani kilometrede 33 kuruş yakmış oluyorsunuz ki bu otomobilin deposu 132 liraya dolmuş oluyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde elektrikli otomobilin o ekonomisini geçemiyorsunuz arkadaşlar. LPG'li dahi kullansanız. LPG'li dahi kullansanız demeyelim. LPG'li biraz daha yakınına yanaşıyorsunuz. Ama günün sonunda yine elektrikli otomobil dışarıdan şarj etseniz dahi uygun fiyatlı olarak size bir seyahat sunuyor. Bu uzun yolculukla ilgili detaylar böyleydi arkadaşlar. Burada hani biraz daha böyle hem maliyet konusunda hem de gideceğimiz noktalarda, lokasyonda ne yaptıklarımız konusunda video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine sorularınız olabilir Megane'la ilgili, Megane E-Tech'le ilgili. Onları da mutlaka alt tarafa yazın. Açıklama kısmında bu yaptığım hesaplamaların detayını bırakacağım. Oradan da detaylıca inceleyebilirsiniz. Belki video boyunca anlattığım detaylar kafada karışıklık yaratabilir. O sebepten dolayı açıklamada detaylıca anlatırsam oradan da takip etmiş olursunuz. Eğer orada yine kafanıza takılan bir şey olursa alt tarafa yorum olarak paylaşın. Bir başka testte, bir başka elektrikli otomobilin tadına bakarken veya içten yanma otomobilin tadına bakarken görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.